Motosiklet yarışlarının, özellikle de MotoGP'nin altın çağından bir misafirimiz var bugün. O günlerdeki enfes iki zamanlı sesine, egzozdan çıkan dumana ve kokusuna özlem duyanlar burada mı? Bu sefer çok konuşmayacağım. Motosikletin kendi konuşacak. Size nefis mi nefis bir senfoni sunacak. İşte altın çağa bir saygı duruşu, hayvan gibi güçlü ve bir o kadar da hafif Süper MMX 500 videomuz başlıyor. Kulaklıkları takın, keyif kahvenizi de çayınızı da yanınıza alın. Çünkü ben Onur Çakı ve Nekipedia iki zamanlı gazlıyor. Şimdi motosiklete geçmeden adetimizdir. Süter neymiş, ne değilmiş bir bakalım. Süter markası eski yarışçı abimiz İsviçreli Eskil Suter'in bir girişimi. Eskil Suter öyle birincilikler almış, efsane bir pilot falan da değil. Ama kafa zehir. 1996 yılına geldiğimizde Suter Racing teknolojiyi kurmuş. Amacı motosiklet yarış takımlarına teknolojik mekanik çözümler sunmakmış. Hemen Swiss Auto ile işbirliği yaparak Muz takımı için, yani Mez için GP motosikletleri yapmaya koyulmuş. 500 cc V4 motorlu bu canavar GP yarışçısının 200 beygir gücü vardı. Bu motosiklet sezonu orta sıralarda tamamladı ama iki tur rekoru kırmıştı. Ayrıca azami hızı çok iyiydi. Tek sıkıntısı güç dağılımındaki dengesizliklerdi. Sürmesi epey zor bir makineydi. Süter Racing Technology yoluna devam etti. Çeşitli markalara şase ve motor geliştirdi. 2012 yılında ise Süter MMX 2 ile Marc Marquez Moto 2'de şampiyon oldu. Kenan Sofoğlu da bir süre Süter ile yarışmış. Bunu da buraya bırakalım. Yakında yapacağımız Kenan Sofoğlu videosunda da bunlara detaylıca gireriz. Siz istediniz, biz yapacağız. Neyse, Süter ekibi yoluna böyle devam eder olsun. Birkaç sene evvelinde de bir proje duyurmuşlar. O eski GP500 iki zamanlı yarış motorlarının bir kopyası. Hafif mi hafif, son teknolojilerle donatılmış iki zamanlı bir harika. Onun adı da Süter MMX 510. 99 adet limitli üretilecek bu motosiklet 576 cc V4 bir motorla donatıldı. Bu iki zamanlı V4 karşılıklı dönen çift krank mili ve elektronik yakıt enjeksiyonuyla 13.000 devirde 194 beygir güce ulaşabiliyor. 310 km/s hızın üzerine de çıkabiliyor. En güzel yanıysa sadece ve sadece 127 kilo kuş kadar, 125 cc bir motor kadar ağırlığa sahip olması. Bunun sebebi de karbon fiber. Motosikletin bütün kaplaması ve benzin deposu karbon fiberden yapılmış. Şase ve jantlar alüminyum. Süspansiyonlar tamamen ayarlanabilir Öhlins. Frenler Brembo. Bu motor için özel olarak Akropovic tarafından geliştirilmiş titanyum egzoz. Debriyaj ise Suter'in ünlü kuru kavramasına sahip. İki zamanlı ve kuru kavrama. Harika bir birleşim. Yani birileri, ki bunlar bolca parası olanlar, bunu alsın, hayvan gibi piste çıksın, eski motor yarışlarına özlemini gidersin diye yapılmış. Ve tabii ki koleksiyonerler için. Biz de bunlar piste yarışırken çekirdek çitleyip dışarıdan sesini dinleyip keyif alacağız. Fiyatı da 125.000 euro. Yani iyi para. Sadece piste kullanabileceğinizi hatırlatalım. Far, sinyalizasyon falan zaten hak getire. Şimdi sizi bu harika motorun sesiyle baş başa bırakmadan önce, biliyorum ki kanala abone oldunuz, çanları açtınız ve de beni Instagram'dan takip ediyorsunuz. Şimdi salıyorum Süter'i. Keyfini çıkartın, manyaklaşın, arkadaşlarınıza gönderin, hayal kurun ve gözlerinizi kapatın. Beni düşünün. Yeah.
bölümlükte bu kadar. Bir sonraki bölüme kadar kendine çok iyi bakıyorsun. Sağlıklı kalıyorsun. Yollarda da görüşüp gazlıyoruz. Çaylar, kahveler benden. Bulun beni ya. Yeter artık. Bye.